Abdullah İbni Huzafe'nin kıssası var ki herkesin diline doladığı, müşrik olsun, Müslüman olsun, herkesin övünç kaynağı, herkesin anlatarak övündüğü bir kıssa. Ömer radıyallahu anh döneminde. Biliyorsunuz ki Abdullah İbni Huzafe aleyhissalatu vesselamın tebliğcilerindendi. Kisra'ya bizzat mektup götüren kendisiydi. Ancak gel zaman git zaman peygamberin vefatından sonra hicretin 19. yılında Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz ki Rum'un krallarına, Pers topraklarının krallarına mektuplar yazıyor sürekli. Hani iman edin, teslim olun. O zamanlar öyle bir toprak genişlemesi var ki kardeşler, dehşet bir şey. Allah Azze ve Celle bütün hayır kapılarını açıyor. Abdullah İbni Huzafe Rumlarla yapılan savaşlardan bir tanesinde bir ordunun içinde esir düşüyor. Ne ilginçtir ki Rum kralı öncesinde Ömer'in gönderdiği mektuplardan dolayı bana Muhammed'in ashabından birini bulursanız mutlaka getirin demiş. Hemen akabinde aradan birkaç gün geçmeden bazı siyer kaynakları bize bunu söylüyor. Abdullah İbni Huzafe'yi yakalıyorlar. Diyorlar ki bu Muhammed'in ashabındandır diyor. Yanında da 80-90 tane esir var. Onu getiriyorlar. Tabi bunlar Hristiyanların daha önceki adeti buydu biliyorsunuz. Ya Hristiyan olursun ya ölürsün diye tekliflerde bulunurlar ardından. Bunlara da aynı teklifte bulundular. Dediler ki ya Hristiyan olacaksınız ya da öleceksiniz. Bunların hepsi reddettiler. Abdullah İbni Huzafe de tabi reddetti. Dedi ki biz dedi Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize getirdiği dinden vazgeçmeyiz dedi. Abdullah İbni Huzafe'ye ayrı bir önem verdi. Dedi ki bu peygamberin sahabesidir. Onu dedi hapsedin ve günlerce aç bırakın dedi. Abdullah İbni Huzafe'yi günlerce aç bıraktılar. Yanına şarap ve domuz eti koydular. Abdullah İbni Huzafe tabii ki açlık çekmesine rağmen, aradan geçen günlere rağmen ne şaraba el uzatmış ne de o domuz etine el uzatmıştı. Onun bu durumunu gören kral onu çağırtırıyor. Bakıyor ki hali gitmiş, öldü ölecek açlıktan. Diyor ki neden yemedin bunu? Diyor ki vallahi dinim bunu yemem konusunda bana zaten ruhsat vermişti. Ama ben istedim ki sen bana ve İslam'a gülme diye yemedim. Bu durumu duyan kral biraz hiddetleniyor. Aynı şekilde de hoşuna gidiyor duruşu. Diyor ki ben sana bazı tekliflerde bulunacağım. Seni kızımla evlendireyim. Mülkümün ortağı ol. Ama dinini değiştir diyor. Hristiyan ol diyor. Neden böyle bir teklifte bulunmuş olabilir kardeşler? Hemen onun parantez içinde açayım. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashablarından bir tanesinin dinini değiştirmesi Müslümanların dirençlerini kıracaktır. Diyeceklerdir ki Muhammed'in ashabı dinini değiştirdi diyeceklerdir. Ve bunu kara bir propaganda olarak kullanacaklardır. Ondan dolayı kral bir an önce onun yanına çekmek istiyor. Düşünün, kızıyla evlenmeyi teklif ediyor. Kayser'in mülkünü vermeyi teklif ediyor. Şam toprakları onlara ait zaten. Ortak olma. Ya ben öldükten sonra başa sen geçeceksin diyor. Ancak kendisi şu cevabı veriyor. Diyor ki değil, Rum'un topraklarını, Arap ve Acem'in topraklarını dahi versen bir an göz açıp kapayıncaya kadar ben dinimden dönmem diyor. O da diyor ki haşa, bu küstahlığının karşılığı olarak o zaman öleceksin diyor. Öldür, öldürebilirsin beni. Beni öldürmeye gücün yeter ancak kalbimden imanımı söküp atamazsın diyor. Onu çarmıha geliyorlar. Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh. Tabi amaç onu döndürmek, öldürmek değil. Diyor ki sağına soluna ateş edin. Her ateş ettiğinde bakalım tavrı nasıl olacak diyor kral. Ateş ediyorlar, bakıyorlar ki Abdullah İbni Huzafe'den ses yok. Sağına, soluna, ayağının altına öldürmek istemiyorlar. İsteseler zaten öldürebilirler Allah'ın takdiriyle. Ancak bunu istemiyorlar. Sonra bakıyorlar ki bunda da bir şey yok. Korkma yok. Dininden geri dönme yok. O da diyor ki o zaman indirin onu. Bakır kazanın içine zeytinyağı dökün diyor. Hadi bakalım şimdi dönmesini de göreyim diyor. Abdullah İbni Huzafe'yi getiriyorlar. Tabii öncesinde başka bir mücahidi öldürecek ki Abdullah İbni Huzafe geri dönsün. Getiriyorlar bir tane mücahidi. Onu direkt kazanın içine atıyorlar ki atar atmaz zaten eti kemiğinden sıyrılıyor. Şehit oluyor. Abdullah İbni Huzafe'ye geliyor sıra. Kendisi getiriyorlar diyor bunu da götürün sıra bunda diyor. Tabi tam kazana atacaklar, Abdullah İbni Huzafe ağlamaya başlıyor. Ağlayınca durun durun diyor. Herhalde dinini değiştirecek bu şahıs diyor.
Getiriyorlar onu kralın tekrar yanına. Hayırdır diyor. Döndün mü? Hayır, dönmedim diyor. E niye ağladın o zaman diyor. Diyor ki şunu düşündüm yani. Bir tane canım var. Şimdi vereceğim, gidecek. Keşke saçlarımın kılları sayısınca canım olsa hepsini Allah yolunda versem. Tabii bu tavrı duyan kral dehşete düşüyor. Bu nasıl bir şey diyor. Ve kendisine tekrar teklifte bulunuyor. Bakıyor ki teklifi tekrar kabul etmiyor. Tekrar aynı cevaplar. Tabii kral artık Abdullah İbni Huzafe'nin durumunu görünce, o vakarlığını görünce hoşuna gidiyor. Peki diyor, ben sana bir şey teklif edeyim o zaman diyor. Başımı öp, seni serbest bırakayım. O da diyor ki hayır, olmaz diyor. Eğer diyor Müslümanları da bırakırsan o zaman evet diyor. O da diyor tamam, bırakacak mısın gerçekten diyor. Evet diyor, bırakacağım diyor. 80 tane esir var, düşünün kardeşler. Sonra kendi kendine içinden diyor ki ya ben bu tağutun, bu kafirin başını öpsem ne olacak ki diyerek. Zaten onun ben ne olduğunu biliyorum diyerek. Gidiyor onun alnından öpüyor, o nursuz alnından, ve kral sözünü tutuyor. 80 tane esiri serbest bırakıyor ve bunlar aynı şekilde Medine'ye geliyorlar. Medine'ye gelir gelmez Ömer radıyallahu anh bu meseleyi duyuyor. Kendi aralarında konuşuyorlar. Vakarını, cesaretini, yaptığı bu halleri konuşunca Ömer radıyallahu anh hutbede onun yaptığı büyük bir iştir. Hem de başı öpülecek bir iştir. Yani bu hepimizin onun başını öpmesi gerekiyor diyor. Ve kendisi bizzat iniyor. Abdullah İbni Huzafer'in başını öpüyor. Ve bütün Medine'lilerin öpmesini söylüyor. Yani siz de her biriniz bu şahsın başını öpün diyor. Kendisi o şekilde takdir ediliyor. Şimdi kardeşler, burada birkaç tane nokta var. Birinci nokta, Abdullah İbni Huzafe niçin oradaydı? Birinci soru. İkincisi, Abdullah İbni Huzafe bu kadar ruhsat olmasına rağmen ruhsattan faydalanmıyor. Diyor ki seni İslam'a ve kendime güldürmeyeceğim diyor. Yani İslam'ı düşünüyor, Müslümanları düşünüyor. Üçüncüsü, kendisi kurtulma imkanı varken yine Müslüman kardeşini düşünüyor. Şimdi soruyorum size, onun yaptığı fedakarlık değil de nedir yani? Düşünsenize. Hani onun ne işi vardı orada diyebilirsiniz. O 80 tane Müslümanın esir düşmesinin sebebi neydi? El cevap, İslam'ı daha rahat yaşayabilelim. Biz İslam'a daha rahat ulaşabilelim. İslam'ı tebliğ etmek için onlar oralara geldiler. Esir düştüler. Ölümle burun buruna geldiler. Şimdi düşünün kardeşler, bizim durumumuza bakın. Biz ise hazır, elimizin altında bulunan ilmin bile kıymetini bilmiyoruz. Sağımıza, solumuza tebliğ etmekten üşeniyoruz. Halbuki bu insanlar ta oradan nereye gelmişler? Ta ki İslam dünyanın her tarafına yayılsın. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.